diyor. Size çok teşekkür ederiz. Ayağınız sağlık. Yok, bu yetiyor ben şimdi. Burada çok yeter çıktı. İyi sahibine, çalışanlarına, ilçemize, ülkemize hayırlı mübarek eyle. Amin, amin ve selamun alel murselin. Kızlarımız, eşlerimiz, sevgililerimiz, kardeşlerimiz, kısacası her şeyimiz. Düşünün, hayatta kadın olmasa erkek ne yapardı? Bana göre hiçbir şey olmazdı. Vallahi hepimiz duman olur. Ben size söyleyeyim. Böyle güzel bir günde, güzellikler içerisinde en güzel varlığa 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü hepinizin huzurunda saygı ve sevgiyle kutluyorum. Efendim, gününüz kutlu olsun. Bugün ülkemizin çok güzel bir yerinde, güzel bir radyomuzun açılışında beraberiz. Değerli dostlar, ülkemizde bugüne kadar basın hayatında kendini ispat etmiş ve radyoculuk alanında da inşallah yayın hayatına başlayan şahane radyoya yayın hayatında başarılar diliyorum. Ünyemize hizmet etmek isteyen, aday olan tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. Biz ünye birlikteliğini ünyede her zaman sağladık. Bu dönemde de yine sağlamaya hazır olduğumuzu, hep birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuzu bir kez daha buradan açık olarak ifade ediyor. Katılımlarınız için hepinize en derin sevgi ve saygılar sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. 8 Mart Kadınlar Günü, öncelikle onları kutlamak istiyorum. Hayırlı olsun ve mutlu olsun şimdi. Ali Bey arkadaşımıza da bu açılıştan dolayı hayırlı olup iş yeri açılışlarına başarılar diliyorum. Kendisini tebrik ediyorum. Hayırlı işler. Saygılar, sevgiler size. Hayırlı günler. Ki bir açılış burası. Halkın haber alma özgürlüğü anayasal bir hak. Haber alma özgürlüğünü bize sağlayan değerli basın mensubu kardeşimiz Ali Bey bugün haber ağına yeni bir zincir daha kattı. Umarım Ünye'de daha güzel haberler, daha objektif, daha doğru haberleri kendisinin sayesinde alacağız. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun. Ünye'ye kazandırdığı bu radyonun açılışına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Tabii bütün arkadaşlarımın ifade ettiği gibi bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Ben de bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü öncelikle tebrik ediyorum. Ali Bey kardeşimiz zaten yazılı basında kendini ispatlamış ve aynı zamanda da dinleyici kitlesine yine Flash Radyo FM üzerinden hizmet vermiş. Orada da programlar yapmış. Hakan Korkmaz kardeşimizle, Musa Özgür Kıroğlu abimizle beraber güzel programlara imza atmışlardı. Ali kardeşimiz süreçte dedi ki bir de ben radyonun imtiyaz sahibi olayım dedi. Bugün imtiyaz sahibi olarak açılışını yapacağımız Ali Öztürk kardeşimizin şahane radyosunun Ünye'ye hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum. Tekrar bu mutlu anında yalnız bırakmadığınız için ve Ali Öztürk kardeşimin yanında olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Medya Ajans bünyesine kattığımız 91.1 frekansında yayın yapan şahane radyonun açılışı için burada bulunduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Konuşmama öncelikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak başlamak istiyorum. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum, kutlu olsun.
Şahane radyo yeni bir radyo değil. Eskiden kurulmuş ancak ekonomik zorluklar neticesinde yayın hayatı son bulmuş bir radyo. Bu radyoyu 2023 birinci ayında alarak resmi işlerini hallederek ve ismini de değiştirerek Temmuz ayında yerine başladım. Ünye basın alanında olduğu gibi radyoculuk alanında da çok etkili. Orada dediğinde şu anda 10 radyo mevcut. Bunlar 5 tanesi Ünye'de. Bu da Ünye'nin bu alandaki gücünün göstergesidir. Geçmişten günümüze benim de diğer arkadaşlarım gibi radyoculuk hayalim vardı. Radyoculuğa Hakan Korkmaz'ın sahibi olduğu Oney Flash FM, Flash FM'de program yorumcusu, haftanın yorumcusu, Kentin Sesi programı ile başladım. Radyo Yayıncılar Dernek Başkanımız aynı zamanda Oney Flash FM sahibi Hakan Korkmaz'a yaptığı programlar nedeniyle teşekkür ediyoruz. Yine birlikteliğimiz sürüyor. Odak noktamız Ünye. Haftanın yorumu programı son hızıyla devam ediyor ve edecek. Radyolar birbirleriyle rakip değil. Gazeteler de rakip değil. Sosyal medya yapımcıları, sahipleri de birbirlerine rakip değil. Ne kadar çok olursa o kadar çok demokrasinin sesinin çok çıkmasını sağlar. Her basın kuruluşu kendi alanında büyür ve bulunduğu yere o oranında hizmet edilmesini sağlar. Radyo hayalimin gerçekleşmesinde önemli katkı sağlayan, beni radyo ile buluşturan Ünyespor eski başkanı ve bu radyonun eski sahibi Sayın Osman Karayiğit'e çok teşekkür ediyorum huzurunuzda. Onun katkısıyla radyoma kavuştum. Yine radyonun eski sahiplerinden Hamza Alp de bana bu konuda desteğini ve yardımlarını eksik etmedi. Ona da teşekkür ediyorum. Radyoculuk, Ünye Kent Gazetesi Genel Yayıncısı Musa Kuralı'nın söylediği gibi müzik kutusu sahipliği değil. Onu memleketin yarına kullanmak gerekir sözünü önemsiyorum. Bu radyoyla bunu gerçekleştirmeyi, Ünye'nin ordunun sesine ses katmayı amaçlıyorum. Bu radyoyu yapılacak programlar ile bölgenin hizmete kavuşması için kullanacağımdan emin olabilirsiniz. En önemli düsturumuz medya ajans bünyesindeki tüm basın yayın kuruluşları olarak güvenilir olmak ve tarafsızlık ilkesiyle hareket etmek. Bunun göstergesi de siz değerli hazirindir. Yani sizlersiniz. Dün değerli okuyucularımız diyorduk. Bugün Allah'a şükür değerli dinleyiciler ve izleyiciler demeye başlayacağız. Neden 8 Mart? Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın mutlaka vardır. Bütün başarıyı kadınlara borçlu olduğumuz için böyle özel bir günü seçtik. Bu radyomuzun açılış günü tüm kadınlarımıza armağan olsun. Benim başarımın arkasında değil, yanımda, tam yanımda olan eşimi de sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. İzninizle yanıma almak istiyorum. Katılımınızdan dolayı tüm hazırına saygılarımı sunuyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Yol gösterici, attığı yeni adımda da muhakkak ki ünyemize bir değer katacaktır. Hayırlara vesile olsun inşallah diyorum. Açılışında bu değerli güne denk getirdiği için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olunuz. 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Ve değerli kardeşlerimize bu radyonun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.